Herkese merhaba, ben Helin Çelik. Bugün 15 Nisan 2022 Rally Şampiyonası'nın Bodrum ayağına geldik ve çok kıymetli bir arkadaşımla birlikte geldik. Kendisini buraya davet edeyim. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlar gibi açılışı o yapsın. Topu kendisine atayım. Evet, harika, hoş geldin. Merhaba Helin'cim, sen de hoş geldin. Senin kanalında sunucu, konuk sunucu olarak yer almaktan çok mutluyum. Çünkü bizi izleyenler özellikle ikimizin birlikte yaptığı programları özlediklerini belirtiyorlardı. Yine bizi bir arada görmek istiyorlardı. O yüzden bugün ben de burada olduğum için çok mutluyum. Eklemek istediğin bir şey yoksa ben direkt sorularımızla başlıyorum. Harika, hızlı giriş yaptın. Her zamanki gibi direkt konumuza dönelim. Çünkü senin kıymetli bilgilerinden yararlanmak isteyen çok fazla izleyenin oldu. Biliyorum. Ben de yayından önce ufak tefek bir toparlama yaptım. En azından kripto para piyasasında neler oluyor, haber akışı ne yönde değişiyor diye bir toparlama yaptım. O yüzden bunları sana sormak istiyorum. Çok güzel, bekliyoruz. Peki, o zaman şöyle başlayalım. En büyük kripto para birimi Bitcoin'e baktığımızda biraz daha stabil bir seyir olduğunu görüyoruz. 44 bin dolar, 40 bin dolar arasında dalgalı bir seyir var ama altcoin'lere dönüp baktığımızda orada daha ağırlıklı bir hareket olduğunu görüyoruz. Dominansları konuşacağız ama altcoin'lerdeki bu hareketin hikayesi nedir? Önce oradan başlayalım istersen. Evet, aslında Bitcoin biraz daha çekimser ilerliyor. Hacim ciddi derecede zayıflamış durumda. Özellikle kripto varlıklardan yaşanan çıkış geçtiğimiz hafta 134 milyon dolardı. Bu 2022'de yaşanan en fazla ikinci çıkış olarak adlandırılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki şirketlerden daha doğrusu ciddi bir ayrışma söz konusu. Burada kripto fonlarını bozup daha farklı enstrümanlara geçiyor. Ona da geliriz birazdan. Hatta hemen bir virgül koyayım. Sormuş olayım onu da. Şimdi Fed'in sıkılaşma döngüsünün kripto para piyasasıyla çok yakından ilgili olduğunu seninle zaten sıklıkla konuşuyorduk. Sen de bunu sıklıkla vurguluyordun. Bu taraftaki gelişmeleri takip etmenin önemli olduğunu söylemiştin. Fed'in tabii pandeminin ardından artan enflasyonla mücadele kapsamında sert faiz artırımlarına yöneldiğini, sıkılaşma döngüsünü agresif bir şekilde başlattığını biliyoruz. Bir önceki toplantıda gelen ilk faiz artırımının ardından kripto para piyasasında düşüş vardı. Önümüzdeki toplantı yanılmıyorsam 3-4 Mayıs tarihlerinde olacak ve burada da bir faiz artırımı bekleniyor. Burada ikinci bir faiz artırımı geldiğinde peki gelmesi ihtimaline karşı desek aslında daha doğru olacak. Şirketler daha çok tahvile yöneldiler. Burada peki kripto para piyasasının kaderi nasıl şekillenir? Oradan devam edelim. Ya burada şöyle, maalesef negatif etkilenir. Neden? Çünkü agresif bir tutum sergileyen Fed daha da şahinleşebilir. Böyle bir ihtimal olursa faiz artırım sürecindeki bu mesela 25 bas puanlık artış yaptı ama 50 bas puanlık artış yapar mı yapmaz mı, buna bakacağız. Ki kapıyı açık bıraktı. Ki evet, burada açık bıraktı çünkü yani enflasyon giderek tırmanıyor ve buna karşı bir silah kullanması gerekiyor. Burada da faiz artırımı ön plana çıkıyor. Eğer faiz artırımı bu şekilde devam ederse, daha şahin tutumlar görürsek, bu sefer hem endekslerde, yani Nasdaq'ta biliyorsun daha önce de korelasyonuna bakıyorduk seninle, hem Nasdaq'ta hem de kripto para birimlerinde sert düşüşler görebiliriz. Bu geçtiğimiz hafta yaşadığımız bu düşüş döngüsünün arkasındaki bir sebep de buydu. Yani şimdi riskli varlıklardan kaçan bir yatırımcı profili var. Ve burada biraz daha güvenli limanı olan talep artıyor. Tahvile kayıyorlar, altına kayıyorlar doğal olarak. Kendilerini biraz daha korumaya yönelik aksiyonlar alıyorlar. Burada da hem endeks hem kripto para satışıyor. Bitcoin'deki hikayede şimdi ağırlıklı olarak likiditesi çok fazla olduğu için yatırımcıların çoğunun portföyü, yani yüzdelik dilimde de çok, yatırımcı profilinde de çok fazla sayı Bitcoin'de bulunuyor. Bitcoin'den çıkan fonlar farklı enstrümanlara dağılıyor. Bir de kripto para piyasasının kendi içerisindeki dinamikleri var. Yani evet, özellikle Amerika ve Avrupa'daki yatırımcılar Bitcoin'i terk ediyor ama tekil yatırımcılara baktığımız zaman altcoin'lere giriş yapıyor. Özellikle hacmen zayıf olan kripto para birimleri ve XRP bu iki gündür ciddi derecede hareketli. Ethereum'un dominansı düşüyor, Bitcoin'in dominansı düşüyor. Evet. Bitcoin ve Ethereum'dan çıkan fonlar altlara dağılmış. Evet. Aslında. Şimdi bu taraftaki dominanslardaki değişimi de ben ayrıca bir sormak istiyorum sana. Çünkü orada da bir hikaye var. Özellikle XRP senin de söylediğin gibi %10 kadar bir pozitif ayrışma döneminde diyebiliriz ama Fed'den bir sorum daha olacak. Şimdi Fed eğer ki Mayıs toplantısında biz ilk faiz artırımımızı gerçekleştirdik. Mayıs ayında dur politikasına geçiyoruz. Bekleyelim ve görelim derse ki bunun senaryolar dahilinde çok çok düşük ihtimal olduğunu biliyorum ama eğer ki Powell'dan biz böyle
böyle bir açıklama karşılarsak bu sefer kripto para piyasası için belli bir sürede rally bekler miyiz? Alım fırsatı yaratır mı? Yani buradan artık yükselir bir sonraki faiz artırımına kadar demek doğru olur mu? Özellikle 40 binlerde tutunuyorsa ve FED'den böyle bir açıklama gelirse biraz daha piyasayı yatıştırmak, sakinleştirmek için söyleyeceği bir atılım olur açıkçası. O zaman biz yukarı yönlü hareketlilik görebiliriz. Çünkü şöyle, biraz daha faiz artırım sürecine bir bakalım görelim önümüzdeki dönemde değerlendiririz noktası olursa evet, yani özellikle Bitcoin'de 45-46 binlere, oradan da belki 50'lere tırmanış yaşayabiliriz ama dediğimiz gibi enflasyon hani çok, o kadar yüksek boyutlara evet. ulaşmış durumda ki kullanabilecekleri silahlara baktığımız zaman faiz artırımı birinci derecede önemli oluyor ve kullanılabilecek ilk argüman oluyor. Evet. Dolayısıyla bir de savaş ortamı var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ABD nemalanmak istiyor. Bu enflasyonun bir sebebi de Rusya-Ukrayna evet. savaşıdır. Özellikle Rusya'nın yarattığı politikalar yüzünden böyle tedarik oldu diyor. Sıkıntıları. Tedarik sıkıntıları ama biz biliyoruz ki pandemide özellikle açılmaların olduğundan itibaren ilk başta zaten başka şeylerin üstüne atmıştı. Tüketime dayalı bir enflasyon evet. demişti. Daha sonra başka şeylere baktığımız zaman yine hayır tüketim evet biraz daha sebep olabilir ama tedarikle alakalı sıkıntılar var dedi. Yani hep bir sebep bulmaya çalışıyor. Faiz artırımı sürecini bu şekilde biraz oyalayarak geçirdi. Ne kadar daha oyalayabilir biz ona bakacağız yani. Bu biraz daha düşük bir ihtimal biliyorsun. Ama yine dikkat etmekte yarar var. Biraz pozitife yakın, biraz daha ılımlı bir tavır görürsek piyasa yatışabilir, sakinleşebilir. Anlık olarak pozisyonlar yine yer değiştirebilir. Peki tabii. Burada şunu da izleyicilerimize hatırlatalım mı? Bunun için de aslında istihdam göstergelerini çok yakından izlemek lazım. Evet, enflasyon bize son 40 yılların en yüksek seviyesinde kendini gösteriyor ama enflasyonla birlikte istihdam da aslında Fed'in para politikası açısından çok önemli iki parametreden bir tanesi ve bu taraf güçlü kalmaya devam ediyor istihdamaya. Buradaki güç devam ederse Fed'in çok da sert faiz artırımları yapmayabileceği ihtimalin doğmasıyla da buradaki korelasyonu belki takip etmek gerekebilir. Tabii ki biz özellikle bu tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz artırımı konusu, yine açıklanan bu FOMC tutanakları, evet. Fed toplantılarının ardından bir sonraki gün açıklanan FOMC tutanakları, enflasyon verileri, bunların hepsini, tüketici fiyat endeksi, bunların hepsini yakından takip edeceğiz. Özellikle dolar endeksine yarayabilecek, dolar endeksini güçlendirebilecek bir haber akışı yine kriptoları aşağı çekecektir. Evet, ama hep negatif korelasyon olduğunu evet, vurguluyoruz. Evet, evet, buradaki negatif korelasyona bakacağız. Ama tam tersi, eğer dolar endeksinin negatif etkilenebileceği bir olgu olursa, işte hani güçlü ekonomi söylemlerinden biraz daha vazgeçmesi gerekir. Evet. Hani çünkü bu güçlü ekonomi güçlü bir dolar senaryosunu aslında bize getiriyor. Bu söylemlerde bir yumuşama ya da işte faiz artırım sürecinde bir yumuşama olursa bu sefer tam tersi etkiyi göreceğiz biz. Peki o zaman dominans konusuna tekrar dönelim istersen. Biz Ethereum ve Bitcoin'in dominansının azaldığını ama altcoin'lerde daha çok yükseliş olduğunu görmüştük dominans bazında baktığımızda. Burada yatırımcıların tercihi neden biraz daha altcoin'lere yönelmiş durumda? Şu sebepten dolayı bir kere Bitcoin belli bir bant aralığında sıkıştı. Özellikle 39 binleri test ediyor. Hatta bazı borsalarda 39 binin altına sarktı oluyor. Çünkü biliyorsun kullanıcı belirliyor aslında buradaki evet. fiyatlamayı. Yukarıda da yani biz şimdi 48 bini test ettik. Oradan geri çekildik. Önce 46 binlere takıldı. Sonra 44 binlere takıldı. Buradaki bant giderek kısılıyor. Dolayısıyla yeni giren yatırımcı hareket alanı da kısıtlandı aslında ve piyasadaki risklere baktığı zaman eğer ben kripto para piyasasında olacaksam biraz daha fazla kar elde edebileceğim. Şimdi zaten doğası alanı, da o yatırımcı. Aynen evet. yani hareket alanı bulabileceğim döngüye girmek isterim mantığı da var. XRP'de daha farklı bir durum var, dava süreci bekleniyor. Burada da pozitif haberler açıkçası açıklandı, Ripple'ın CEO'sunun açıkladığı bazı şeyler var. Bu son ayrışma buradan mı kaynaklandı? Tam olarak da bu yüzden yani. Hem Bitcoin hem Ethereum, Ethereum'da 3000'in üzerinde tutulmaya çalışıyor ve yani 3500'lere doğru giden yol biraz daha kısıtlandı. Şu an 3200 bandında mum kuvvetleri inanılmaz zayıflamış durumda. Hacim daralmış durumda. O yüzden bu iki majör kripto para biriminden altlara dağılıyor ama XRP'de de hani çok fazla yatırımcı, özellikle Türk yatırımcı sayısı evet, çok fazla. Evet. Buradaki sıkıntı dava süreciydi. Ripple CEO'su
geçtiğimiz 15 aydan biraz daha iyi durumdayız davayla alakalı ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ethereum'la alakalı menkul kıymet midir değil midir kararını tam olarak veremedi. Bu da bizim elimizi güçlendiriyor dedi. Çünkü aslında Ripple yönetiminin yakaladığı çıkış noktası buydu. Ethereum'a siz menkul kıymet diyorsanız kabulüm. Ama siz Ethereum'a menkul kıymet demiyorsanız ben de Ethereum gibiyim. O zaman bana da demiyor olmanız lazım demeye çalışıyor aslında. Evet. O yüzden elimizi güçlendiriyor demesiyle XRP'de de yukarı yönlü hareketlilik tetiklenmiş oldu. Ve Bitcoin'den, Ethereum'dan hacmen zayıf olan kripto paralara fonlarda alırken XRP'de bundan nemalanmış oldu diyebiliriz. Peki Helin, biz seninle yine programlarımızın aslında genelinde kapanışı her zaman destek direnç seviyeleri vererek yapardık. Burada da istersen yine geleneğimizi bozmayalım. Bitcoin, Ethereum ve Ripple için destek direnç seviyelerini alalım. Evet, önce Bitcoin'e şöyle küçük notlar almıştım. Bitcoin'in günlük grafiğinde baktığımız zaman yükselen kanal içerisinde fiyatlandığını gözlemliyoruz. Şu an itibariyle hacmin zayıflamasıyla birlikte kanal desteğinde, yani kritik bir noktada. Aşağıda takip edebileceğimiz 39 bin seviyesi var. 39 binin üzerinde kaldığı müddetçe kanal direncine doğru yola çıkmak için payı var açıkçası. Ama kanaldan negatif ayrışırsa satışlar biraz daha derinleşebilir. O noktada da biz 38.500 ve 36.750 seviyelerini takip edeceğiz. Sonrasında da 34 binlere kayış gerçekleşebilir ama eğer kanal desteğinden toparlarsa, günlük grafikte yükselen kanaldan bahsediyorum, o zaman kademeli olarak 41.300, 46.500 ve 48.000 seviyelerine doğru yola çıkabilir. 48.000 geçtiğimiz süreçte test edip buradan tepki aldığı bir bölge. O yüzden burayı kırması çok önemli. Aksi takdirde tekrar buraya yukarıda bir deyip buradan redle karşılaşıp tekrar gevşeyebilir. Ethereum için 3000 bandı kritik. Eğer 3000 üzerinde kalmaya devam ederse 3200-3500'leri görebiliriz. 3500'ün üzeri biraz daha kalıcı bir fiyatlama olur bizim için. 3000'in altına sarkması ise 2800-2500'leri gündeme getirecektir. Ethereum'da 4 saatlik grafikte özellikle düşen bir kanal var, bir düşüş kanalı var. Bu düşüş kanalını takip edelim. Bu kanaldan pozitif ayrışabilirse yukarı yönlü hareketlilik tetiklenebilir. XRP içinde şu an itibariyle test edip toparladığı bir 0.80'ler var. 0.80'i bu aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor bu arada. Eğer 9 günlük hareketli ortalamayı kırarsa alışlar devam edebilir. 0.84 ve 0.90'lar gündeme gelebilir. Aşağıda hareketli ortalamadan red alırsa eğer, o zaman biz 0.75 ve 0.72 seviyelerini takip edebiliriz diyorum. Peki Helin, çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir keyifti senin kanalına konuk sunucu olmak. Çok da özlemişim seninle bu programları yapmayı. Ben kapanış için sana devrediyorum. İzleyenlerin de seni baş başa bırakıyorum. Yok yok. Benim için de ayrıca bir zevkti bu arada. Ben de özlemişim seninle yayın yapmayı. Umarım devamı gelir bu yayınların diyelim. Ve vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızı harika Ertunç'la birlikte yaptık. Bodrum'dan gerçekleştirdik yayınımızı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.